Herkese merhaba. Euro 2017 21 yaş altı elemelerinde grubunda Slovakya ile karşılaşacak olan Ümit Milli takımımızda adını duymadığımız Danimarka'da oynayan bir genç kadroya çağrıldı. 10 gün sonra Slovakya'ya 5-0 yenildiğimiz maçta 90 dakika sahada kaldı ve bu maç onun Ümit Milli takım formasını giydiği tek karşılaşmaydı. Bahsettiğimiz çocuğun ismi Emre Mordu. O dönem Danimarka'nın Norselen takımında yarım sezondur profesyonel olarak oynuyordu. Ayda 5000 euro kazanan Emre oldukça yetenekliydi ve gelecek vaat ediyordu. Dönemin A milli takım teknik direktörü Fatih Terim 18 yaşındaki oyuncuyu Euro 2016 finalleri öncesi Karada ve Slovenya maçlarının kadrosunu aldı. Fatih Terim 29 Mayıs 2016'da Antalya'da 1-0 kazandığımız mücadelenin ikinci arasında onu oyuna sokarak Emre'yi Türkiye'nin huzuruna sundu. Samet Çayır'ın çok güzel bir yazısı var gol.com'da okumanızı tavsiye ederim. Hayatta inişler çıkışlar her zaman olur ve insanlar bu mental dalgalanmalarla başa çıkmak zorunda kalırlar. Bazıları daha güçlü döner, bazıları ise belki de yaratılışı gereği bu gücü kendilerinde bulamaz. Psikoloji insanın hayatını, yaşam kalitesini, kariyerini direkt olarak etkileyen ve asla ve asla küçümsenmemesi gereken bir unsurdur. Futbolda da nice yetenekli genç çıktı, güçlü mental yapıda olmadığı için harcandı gitti. Bu inkar edemeyecek bir gerçek zaten, hayat içinde öyle. Çünkü hiçbir şey asla tek başına yeterli olmuyor, olamıyor hayatta. Çok yetenekli olabilirsiniz ama bunun çevresini çalışkanlık başta olmak üzere birçok bileşenle doldurmanız gerekebiliyor. Gerekiyor daha doğrusu ve gerekli. Cristiano Ronaldo'nun dünyanın en iyilerinden biri olmasına rağmen bu yaşta hala üst düzey, çok üst düzey seviyede çalışması boşuna değil. Emre Mor 2016'da ilk kez ameli takım formasını giydiğinde hepimizi derinden etkiledi. Hareketliliği, işte çalım yeteneğiyle daralandı, çok özel işler yaptı ve yeni Messi olarak anılmaya başlandı. Gerçekten de Türkiye böyle bir saf yetenekle belki de bu kadar böylesine bir yetenekle ilk kez karşılaşıyordu. Yani bu derece olanla. 2016 yazında Borussia Dortmund beklentileri boşa çıkarmadı ve Danimarka ekibi Nordjylland'den 9.75 milyon euro karşılığında Emre Mor'un bonservisini satın aldı. Ama Dortmund'da büyük bir çıkış yapması bekleniyordu. Fakat o kadar kolay değildi. Çünkü orada benzer birçok bir yetenekli oyuncu vardı ve genç oyuncunun üst seviyeye çıkıp kalıcı olması için o az evvel saydığımız unsurları yerine getirmesi gerekiyordu. Yapamadı. Henüz hem zihin olarak hem de fizik olarak gelişimini tamamlamadığı ortadaydı. Dönemin Dortmund hocası Thomas Tuchel'in Emre Mor'la alakalı söylediklerini hatırlıyorum. Tam olarak şöyle demişti. Emre Mor harika bir yetenek. Bu tartışılmaz. Ancak buraya gelmeden önce sadece 6 aylık bir profesyonel kariyeri vardı. Profesyonelliğe alışmalı. Forma şansı beklemeye alışkın değil. Bu yüzden zorluklar yaşıyor, sıkıntılar yaşıyor ama biz sabırlıyız. Birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Emre performans dalgalanması yaşıyor. Bu normal ama sabırlı olmalı. Profesyonel bir oyuncu olmanın gerekliliğini öğrenmeli şeklinde. Gerçek şu ki Emre Mor henüz yolun başındaydı ve Tuhel'in az evvel dile getirdiğim sözlerini dinlemesi gerekiyordu. Fakat kısa sürede gördüğü ilgi yolun başında olduğunu ona unutturdu. Özel yaşansını dikkat etmedi ve bu da Dortmund kariyerinin çok kısa sürmesine neden oldu ve 2017'de Celta Vigo'nun yolunu tuttu. Sadece 6 maçta ilk 11'de oynayan milli futbolcu Dortmund 12.5 milyon euro'ya Celta Vigo'ya sattı. Ancak Celta'da da işleri iyi gitmedi ve Emre İspanyol ekibinde son 2 sezonda toplam 10 maçta ilk 11'de çıkabildi. 2 senede çok az süre aldı hocalarıyla problemler yaşadı. Yani üç teknik adam hatırlıyorum. Teknik direktör hatırlıyorum. Juan Carlos Unzué, Antonio, Muhammed ve Fran Escriba tarafından disiplinsiz davranışları nedeniyle kadrodan bırakıldı. Şey, çalıştığı hocaların hepsi de şunu şunları söyledi. Yetenekleri müthiş ancak artık profesyonel bir futbolcu gibi davranması ve daha disiplinli olması gerekiyor. Ya az birliği etmişler gibi herkes aynı şeyi söylüyor kariyerindeki hızlı yükselişi tam tersi inişe geçen Emre ne yazık ki para ve şöhretin kurban olma yolunda epey bir ilerledi. 2022'ye kadar sözleşmesinin olduğu ve işte yıllık 1 milyon euro kazandığı Selta'dan da ayrıldı. Ki Borussia Dortmund'da onun döneminde oynayan takım arkadaşları Dembele 2017'de 105 milyon euroya Barcelona'ya gitti. Pulisic vardı. 64 milyon euroya Chelsea'ye transfer oldu. Aynı dönem oynayan futbolculardan bahsediyoruz. Yani tamamen kendiyle alakalı. Eski performansından uzaktı zaten. 2019'da kiralandığı Galatasaray'da da işler çok yolunda gitmedi. 2020'de Olympiakos'a kiralık gitti fakat Yunan ekibinde yalnızca iki maç forma giyebildi. Galatasaray'a gelmeden önce kendisine özel taht yaptırıp bunu sosyal medyada paylaşması Zaten genç bir oyuncunun nasıl bir lüks hayat zehirlenmesi yaşadığını ortaya koyuyordu. Aslında herkes onun daha 24 yaşında olmasına rağmen biraz da hatta olarak kariyerinin sona ermek, sona ermeye doğru gittiğini, sona ermek üzere olduğunu düşünüyordu. Fakat 2021'in yazında Fatih Karagümrük ona bir şans kapısı açtı. Açıkçası Türkiye'de kendisine artık çok fazla beklenti yoktu. Spot ışıkları da eskisi gibi onun üzerinde değildi. Fakat o henüz her şeyin bitmediğini, yeteneğini yeniden herkese gösterebileceğini kanıtlar gibi oynamaya başladı. İşte Hattrick yaptığı Kayseri spor maçında attığı ikinci golü hatırlarsanız zaten nasıl bir oyuncu olduğunu de tekrar gözünüz önüne getirebilirsiniz. Dar alanda harika açılımlar sağ çaprazdan sol ayağının içiyle harika bir vuruş top 90'da. Yani yetenekli oyuncu zaten kimse bunu tartışmıyor. E, soruşturuyoruz bizde ne oldu Emre Mora, neler değişti? E, temsilcisinin değişmesinin ardından daha e, özel hayatına ve e, kariyerine daha planlama yapan yeni bir ekiple, Rayola'nın ekibiyle e, çalışmaya başladığını öğrendik. O da e, vefat etti ama ekibiyle çalıştıktan sonra biraz daha toparladığını, hayata bakışını değiştirdiğini, ve o nedenle eskisine nazaran daha iyi durumda gözüktü ve daha iyi gidebileceği üzerinde konuşuyor e, tanıyanlar, bilenler. Öğrendiğimiz kadarıyla yeni planlama, işte mentörü ayrı, işte fizyoterapisti ayrı, ayrı ayrı e, insanlarla ayrı ayrı profesyonellerle çalışmaya başladıktan sonra toparlanmaya başladığına ilişkin analizler ve yorumlar alıyoruz. En son yaz sabuncu olduyla konuştum. Yaz da aynı şey söyledi. Abi dedi yani ekibini değiştirdikten sonra biraz daha toparlandı, hayata da artık aynı bakmıyor dedi yani o özel yaşantısındaki hataları yapmıyor. Biraz daha sakin ve düzgün yaşamaya başladı ve profesyonel ekiple birlikte dakika dakika gün gün planlı bir şekilde hayatını sürdürüyor diye. Eğer böyle devam ederse tabii ki o yeteneklerini de daha fazla öne çıkaracaktır belki de bambaşka bir Emre Mor'la karşı karşıya kalabiliriz. Fenerbahçe onun için bambaşka bir şans olacak. Kendini gösterebilir mi gösteremez mi bilemiyorum. Ancak bu bir takım oyunu ve takımın öne çıktığı bir teknik direktör Jorge Jesus'la çalışacak şans bulabilir. Genellikle bu tarz oyunculardan şu da beklenir işte oyun sıkıştığı zaman 70'te 65-70'te 75'te oyuna girsin, çalım atsın ve boş alan yaratsın takım arkadaşlarına gibi beklenti içerisinde olur genellikle taraftarlar. Emre Mor'da da böyle bir durum söz konusu olacak gibi gözüküyor. yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Şu ana kadar mental olarak problemleri nedeniyle belki de bu kadar yetenekli olmasına rağmen çok fazla öne çıkamayan Emre Mor Fenerbahçe'de bunu değiştirebilir mi göreceğiz ama ondan beklenen aslında az evvel söylediğim gibi oyun sıkıştığı zaman çalım atıp adam eksiltip takım arkadaşlarına pozisyon hazırlaması veya golle buluşması genellikle böyle değerlendirilecek gibi duruyor. Ama tabii neler yapar, neler gösterir bunu da hep birlikte göreceğiz. Emre Mor'la ilgili bahsedebileceğim bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.